televizyon ekranlarından hepinize sevgiler, saygılar değerli seyirciler. İlkini Anadolu'da bir Kürt köyüyle başladığımız, daha sonra Tatarları anlattığımız programdan sonra epey uzun bir süre ara verdik. Ağustos ayında bizim öbür kanalın Bilinç ve Satranç TV'de işler yoğun olduğu için, çünkü Avrupa Şampiyonası ve Türkiye Bilinç Kulüpler Şampiyonası vardı. Oradaki bütün maçları Bilinç ve Satranç TV'den canlı yayınlayacaktık sevgili seyirciler. Ağustos boyunca hem Avrupa Şampiyonası'nı hem de Kulüpler Şampiyonası'nı Bilinç ve Satranç TV ekranlarında canlı olarak yayınladık. Dolayısıyla Polatlı Televizyonu'nda yeni yayın döneminde hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni yayın döneminde ilk programda da Yörükleri konuşacağız sevgili seyirciler. Bugünkü konuğum sevgili seyirciler, gerçekten Yörükler konusunda araştırmalar yapan, köklerinin nereden geldiğini, nasıl yerleşik hayata geçtiğini araştıran aslında bir doğa bilimcisi sevgili seyirciler. Sevgili hemşerimiz Hüseyin Çağlar İnce, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi tabii birazdan Hüseyin Dede'nin anlatımıyla Yörükleri ve Yağcıoğlu Köyü'nün, Sevinç Köyü'nün nasıl kurulduğunu anlayacağız ama önce sizi tanıyabilir miyiz? Hüseyin Çağlar İnce kimdir? Evet, ben 1981 doğumluyum. Biyomühendislik bölümü mezunuyum ve üzerine turist rehberliği okudum. Ama genel olarak doğa ve kültür araştırmaları yapıyorum yıllardır. İşte Yörük masallarını derledik bir dönem. Bir dönem belgeseller çektik hem Yörük kültürüyle ilgili hem de yaban hayat ve doğa üzerine, kuş gözlemcisiyim. Bunun üzerine çalışmalar devam ediyor. Antalya'da yaşıyorum ve babamın köyü de Ankara Polatlı'ya bağlı Yağcıoğlu köyü. Ve ondan dolayı da şu anda buradayım aslında. O kendi köyüme yönelik pek çok da çalışmada bulundum. Genel olarak böyle. Evet, peki Yörük kimdir? Yörük kimlere dedir Hüseyin Çağlar İnce? Şöyle, yani çok kısa bir tanım yapayım ben. Anadolu'da bulunan Türkmen boyları, Türk boylarının konar göçer yaşam kültürünü sürdüren boylara Yörük diye genel bir tanımlama yapabiliriz. Anadolu'nun birçok yerinde var ve yerleşik hayata geçen köylere de, köye yerleşenlere de Yörük, yani şey, Yörük köyü diye tabir ediyoruz. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Yani konar göçer yaşamda da kendi evcil hayvanları, kıl keçisi, koyun ve bu tür hayvanlarla, develerle geçimlerini sağlayan ve bambaşka bir yaşam biçiminden yerleşik hayata geçince de kırsalda bir yaşam biçimi kuran topluluklar. Evet, isterseniz Hüseyin Dede'den dinleyelim bunu. Hüseyin Dede nereden geldiklerini, nasıl göçtüklerini, nasıl konduklarını, Yörük'ün kim olduğunu o kadar güzel anlatmış ki rahmetli Hüseyin Dede, 2 yıl önce vefat etmiş herhalde. Buradan Allah'tan rahmet dileyelim Hüseyin Dede'ye de. Sizin dedeniz galiba. Evet, benim dedem. Evet. İsmimi de ondan alıyorum, Hüseyin ismini. Evet, ismi. Evet. O zaman bir Hüseyin Dede'yi dinleyelim mi? Evet, çok iyi olur. İnsanlığın milyonlarca yıllık tarihi göçlerle dolu. Su, toprak ve iklim bu göçlerin en belirgin nedenlerini oluştursa da kimi zaman zorunluluklar da belini büküp yollara düşürmüş Anadolu insanını. Daha iyi bir gelecek için yapılan göçlerin yanında günü kurtarmak için yapılan göçler de az değil bu topraklarda. Göçler Anadolu'nun ortak hafızası. Aslında hepimiz oradan oraya koşturup duran birer göçebeyiz. Dinleyin, anlatılan sizin öykünüzdür diyerek yola çıktığımız bu hafta sizleri Anadolu'nun tam ortasına, Ankara Polatlı'ya bağlı bir köy olan Yağcıoğlu Köyü'ne götüreceğiz. Binlerce yıldır dağlarda, yaylalarda göçebe keçi yetiştiriciliği yapan Honamlı Yörüklerinin dağları, yaylaları bırakıp bozkırda yaşamak zorunda kalmalarının öyküsünü anlatacağız. Polatlı Ovası, Anadolu'nun tam kalbinde uçsuz bucaksız bir bozkır. Binlerce yıldır bir uçtan bir uca kervanların geçtiği, kuşların uçtuğu geniş düzlükler. Çoğumuz tersini düşünse de bozkır güzeldir. Daha doğrusu görmesini bilen için koynunda pek çok güzellik saklar bozkır. Anadolu'nun doğasını bir çocuğun anlayabileceği sadelikte anlatmayı başarabilen bilim insanlarımızdan biri olan Profesör Doktor Hikmet Birant, medeniyetin beşiği olarak andığı bozkır bitkilerinin
bol ve özlü tohumlar ürettiğini anlatır. Anlayacağınız bozkır bitkileri yatırımlarını tohuma yapıyorlar. İnsanlar avcı, toplayıcı dönemlerinin ardından bozkırdaki bu bitki tohumlarını kullanmayı öğrenmeleri sayesinde yerleşik yaşama geçmişler. Buğdaydan koyuna, yünden tiftiye Anadolu coğrafyasını yurt belleyen insanın binlerce yıldır ayakta kalmasını sağlayan ürünlerin kaynağı hep bozkır olmuş. Burası Polatlı'ya 60 kilometre uzaklıktaki Yağcıoğlu köyü. Büyük savaşlardan ve büyük acılardan geçen bir ulusun yeniden ayakları üzerine dikilmeye başladığı yılların ardından kurulan bir köy. Yetiştirmede usta oldukları adlarıyla özdeş Honamlı keçisi sürüleriyle bir zamanlar Torosları bir uçtan bir uca aşarak İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan coğrafyada yaşamlarını sürdüren Honamlı yörükleri 1950'li yılların başında zorunlu olarak Bozkır'ın ortasına yerleşerek Yağcıoğlu köyünü kurmuşlar. Yağcıoğlu köyünün 1953 yılında Akşehir yaylalarında başlayan kuruluş öyküsü filmlere geçecek türden ayrıntılar içeriyor. Şimdi Honamlı yörüklerinin kimi acı, kimi tatlı anılarla dolu olan göç öykülerini ve Yağcıoğlu köyünün nasıl kurulduğunu dinlemek üzere burada yaşayan 85 yaşındaki Hüseyin İnce'nin kapısını çalıyoruz. 1954'ün 8. ayın 20'sinde otomobille geldik, buraya kara çadırları kurduk. İşte gücü yetebilenler birer göçe yer yaptırdı. Burada malı maşatı Antalya'ya götürdüler, gittiler. Biz bekçi olarak kaldık. Bir göçe yerim vardı benim. Ben elin evinde zor sene kaldım bir sene. O Hacı Hatta'nın evinde kaldık. Bir aralıydı onunku. Orada kaldık. Ondan sonra Antalya'dan kalanlar geldiler gayrı malıyla. Develerle geldiler gayrı. Göçtü geldi onlar. O sene işte gelen geldi, geldi, gene geri giden gitti. Kalan kaldı. Ertesi sene 17'den çocuk öldü soğuktan, yani zatürre hastalığı oldu. 17 miydi, 18 mi çocuk öldü yani o sene. Soğudu havalar, karlar böyle, burası dizdeydi. Şimdi kar mı oluyor, o zaman kar çok oluyordu. Öyle işte kimisi oraya gitti, kimisi buraya gitti. Evini çiftledi, bilmem ne yaptı derken herkes elbette mal sahibi oldu, mülk sahibi oldu. Esas gelen 40 hane diye geldi ama 40 hane benim biladerim amcamın yanındaydı. Ondan sonra başka birisi Hacı Abdül Ali Mulla vardı, Samet Caz vardı. O onun yanındaydı. Para yoktu o zaman. 5 sen veriyordun, 5 ben veriyordum. Yani o zaman para toplanıyordu. Başımızda adamlar Ankara'ya gidiyordu, Konya'ya gidiyordu, şura bura gidiyordu. Para yoktu, 2 kişi. 40 haneydi ama 80 haneydi esas. Babam gibi biz yine 12 kardeşiydik. Beni ayrı hane göstermiş. O zaman rahmetli Hüseyin. Burada bekçi kaldım. Babamın üstündeydi çocuk. İşte 300 dagar tarla verdi. 20'şer dagar yer düştü onlara o zaman. Yani böyle o yani şeyine. 70'lerde bir yol tarlaların üstünü doldurdular parayla. Yani devlet para aldı. Tarlayı öyle verdi. Evveli de parasız verdi bize tarlayı. İlk yerleştiğimizde. Tarlası 1000 dagar olan da var. 500 dagar olan da oldu. Satın alan da aldı. Yani hemen hemen şu Polatlı'nın 83 köyü vardı, 80 küsür köyü vardı. Yağcıoğlu köyü üçüncü gelirdi alışveriş zamanında. Borcuna sadık adamlardı. Buraya ufus kuruldu, buğday paraları gider orada alardı. Herkes neler gördüler, şimdi ne var ya, her şey bol. Ziraatçısı var, kooperatif var, sağlıkçısı var, var da var. Yağcıoğlu köyünde Hacı Aşık lakabıyla anılan Hüseyin İnce Dede 20 yaşına kadar yayla sahil oradan oraya yürüyen bir Honamlı yörüğü olunca uçsuz bucaksız bozkır ona dar gelmiş. Yürümeyi çok sevdiği için yerinde duramayan Hüseyin Dede'ye köylüler bir gün "Senin dizinde açık kemiğin yok mu? Hep böyle yürüyorsun." diye sorunca adı Aşık Hüseyin kalmış. Ben şimdi Antalya'da, Akşehir'de askere gitmeden 1950'de Akşehir yaylasında köyünde, Kovanlık değil de Can Kurtaran köyünde oturuyorduk. Oradan peynir almaya gittim. Hacı Abdullah rahmetlik var, davarımız da onunla karışık. Ben peynir satmaya gittim. Peyniri sattım.
Davar gelmeden eve gelmişim. Beni Hacı Abdurrahman dedi ki ulan sen aşıksın mı? Ne zaman geldin dedi. İşte orada o adam bana bir şey laf taktı. O la, yani benim aşıklığım. Ondan geliyor. Aşıksız demek hızlı demişti yani. Sen aşıksız mı? Yani nasıl geldin gittin bu kadar yolu? Nasıl indin Antalya Akşehir'de? Peyniri ne zaman sattın? Ne zaman yaylaya geldin? Kadı inmiş çıkmışız da adam davarı evine getirmeden ben gelmişim. Peyniri de satmışım, parasını almışım. Eşeğe binmişim, yaylaya çıkmışım. Akşehir yaylası. Akrabalarının pek çoğu ülkenin dört bir yanına dağılan Hüseyin dede yörüklük ve göç günlerini anlatıyor bize. Ama en çok da büyüklerinden dinlediği acı dolu anılar var hafızasının kıvrımlarında. Ulusal Kurtuluş Savaşı öncesinde Anadolu kırsalında halka büyük acılar çektiren başı bozuk çetelerin yaşattığı acılar hala unutulmuş değil. Bebem rahmetlik vardı, rahmetlik. Atatürk öldüğünde elini açardı, dua ederdi. Memleketime, milletime, orduma, yurduma güzellik ver. Ya Rabbi derdi. Biz gülerdik. Ne gülüyoruz yavrum derdi. İngiliz oradan gelecek, Fransa oradan gelecek, Almanya oradan gelecek. Biz dedi, kardeşim ikisi dedi Yemen'e gitti. 9 sene sonra biri geldi, biri kaldı dedi. Çanakkale Savaşı'nda kaldılar 2 tanesi dedi. Biz çok efendim ekmek bulup yiyemedik dedi. Yörükçülükte dedi. Yani o izahat ederdi. İşte ondan sonra da biz işte malın arkasında bittik, büyüdük, davarda güttük, devede çektik, ata da bindik, affedersin merkebede bindik, efendim döşemede oturduk, Eşili köyünde de oturduk. Yani Antalya'nın her tarafına yani ayağımız vardır. O zamanlarda şey, çete çıkmış, Çanakkale Savaşı bitiyor, ondan sonra birazları çete çıkıyor. İşte elinde olanları yani soymuşlar. Hatta dedi yavrum dedi. O dedi çeteler geldi dedi. Altımızda bir şey vardı, keçe var. Onu kesti yorgan şey atlarının altına şey yaptılar, gittiler dedi. Babam rahmetli şey gene o çeteler şey yapmış. Yağ eritmişler, göbeğine dökecek olmuşlar. Para istemişler. Babam rahmetli gitmiş. Karaözde Ali Bey diye birisi varmış rahmetli. Ondan sarılara getirmiş, vermiş. Babamı kurtarmış yani. O zaman öyle bir çete halinde söylelik görmüşler yani öyle derler de bizim çocukluğumuzda. Oradan bize buraya isyan etti. Geldik kara çadırları kurduk. 8. ayın 20'sinde buraya kara çadırı kurduk. Şurada ikindi namazı kıldık. Bir hoca vardı. Arkasına döndü ikindi namazına. Çocuklar dedi sizin ki nasihatim vardı. Ne hocam dediler. Arkadaşlar o zaman idareciler. Dedi ki oğlum buraya evveli tuvalet sonra cami yaptıracağız dedi. Sonra birer gözce yer yaptırdık. Efendim gerisi malını aldı Antalya'ya. Göçtüler, gittiler. Yağcıoğlu köyüne yerleşerek göçerliğe veda eden Honamlı Yörüklerinin geçmişte Toroslar'da yaşayan aileleri yaz aylarında Isparta sınırlarındaki Anamas ve Akşehir yaylalarını mesken tutmuşlar. Hüseyin dedenin hafızasında da canlılığını koruyor Anamas'tan, Akşehir'den gelip geçtiği günler. Göçerdik, Anamas yaylasından geçerdik, Akşehir yaylasına gelirdik, yaylalardık. Şeye geldim, Ekim ayı geldim, çekerdik Antalya. Antalya'dan lisan ayı diyelim, 20'sinde, 25'inde çekerdik. Eğirdir, Isparta, Buldur, yollardan böyle göçer geldik yani. Düdünü ayrı yerdik, yağını ayrı yerdik, her şeyi şeydi. O zamanki kadınlar da ne çille çekiyormuş. Burada biz yerleştiğimizde, yerleşmeden evveli. Kadınların omuzun arkasında çocuğu, ineği var sağacak, koyunu var sağacak, keçisi var sağacak. Misafir gelirse ona bakacak, efendim yemek yapacak, çamaşırını yıkayacak. Şimdi ne var? Her şey bu. Bulaşık makinesi var, çamaşır makinesi var, ev süpürme makinesi var. Her şey bu indi. Biz buraya yerleştik. Ondan sonra 57'yi bağlayan sene 17 tane çocuk satırı hastalığından öldü. Yakacak yoldu. Uyum sağlayamadık. Bir göz zobacık vardı. Onda sapı değdiydik, pıskırıyordu, içeri zehirleyiydi. Yoğdu bir şey. Ne çileler çektik. Anamasın ismi de oradan kalıyor. Diyorlar, çocuğu asacak oluyorlar. Çocuk diyorlar, benim anam asacak, anamı diye de bu anamas yaylası demenin sebebi oradan kalmaymış. Çocuk şeylik yapmış, çocuk koydu diğeri anam yaptırdı. Anam asacak diyorlar. Anamasın şeyi de öyleymiş. 20 saat 31 saatlik bir yol ya yürüdük ya yürümezdik. Ondan sonra çadırları kurardık. Arkadan davarlar gelirdi işte. Sağlayacağı varsa sağlardı.
Yapılacağı varsa yapacağız dedilerdi. Biz ben de son zaman işte Antalya'dan son zaman geldiğimizde orucu tutarak geldik. Ben vardı Eğirdir Gölü'nde sırtımına başımına girdim. 3 gün ben hiç yemek yemeden oruç tuttum. 3 gün. Ne çileler çektim oğlum biz. Mecbur kadın ne diyecek, bak benim ebem, babam anası Eğirdir Meryan'da Bunarbaşı ne köyü de orada kaldı. Dedem bilmem nerede kaldı. Herkes o zaman oradaymış. Herkes olduğu yerde koyup geçip gidiyordu. Kadınlar da çekti içinde çok baba kadınlar. Doğumu yapıyor, sabahlar çocuğu arkasına alıyor. Ya davarın ardından gidecek, ya koyunun ardından geçecek. Başka ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Görüklerin binlerce yıllık geçmişten taşıyıp getirdikleri kültür ve yaşama biçimleri, İskanlarla yok sayılınca alışılmadık bozkır coğrafyasının şartları büyük acıların yaşanmasına neden olmuş. Yağcıoğlu Köyü'nün kuruluş öyküsü de zorluklarla dolu. Köyün kuruluşuna öncülük eden eski muhtarlardan Hüseyin Kuş, bürokratik engellerin yanında yerleşik köylülerle yaşadıkları sorunların da Görüklere büyük zorluklar yaşattığını anlattığı anılarında çadırdan çıkıp köyde ilk evleri yapmaya başladıkları o zor günleri şöyle anlatıyor. 10 civarında ev yaptık. Hayvanlar ve çoluk çocuk Sultan Dağı'nda. Güz geldi tabii evimizi getiremiyoruz. Hayvanlar için saman, yem, samanlık yok. Hayvanları kışlatmak için tekrar Antalya'ya gönderdik. 8-10 delikanlı seçtik. Başlarına Aşık Hüseyin İnce'yi bekçi bırakarak köyden ayrıldık. Yiyeceklerini, yakacaklarını ortaklaşa karşıladık. Aynı dili konuştukları bir coğrafyadan koparılarak dilini bilmedikleri bir coğrafyaya yerleştirilen Hunanlı yörüklerinin İskan öykülerini anlatıyor Hüseyin dede. Hatta babam rahmetli o Atabey denen yerde beylerin çiftliğini ben askerdeyken pazarlık etmiş Yusuf Bey diye birisi vardı rahmetli orada. Onun Beyler yerinde ne bileyim. Nerede? He? Ha, nerede? Antalya'da mı Beylerçin? He Beyler Bunarbaşı. Bunarbaşı'nda orası ya. Orada eskiden karakolu vardı. Orada Beyler köyü vardı. Bunarbaşı köyü vardı. Kırkgöz'ün olduğu yer Bunarbaşı dedilerdi. Kırkgöz'ün olduğu yer Bunarbaşı'ydı. O zaman karakolu vardı, şey vardı. O zaman ağlar vardı orada. Efendim pamuk ekerlerdi. Başka memleketlerden gelirler, pamuk toplarlardı. Biz de üstlerde dağlarda kara geçiler güderdik. Onları seyir ederdik yani. Yerleşmek ihtimalimiz vardı. İşte sonradan olmadı. Anlaştınız mı? Nasıl oldu o? O işte şimdi babam rahmetli, ben askerdeydim. Orada anlaşmışlar de burada yaylaya çıkacak. Yani bu aynı buraya yerleştiğimiz gibi demişler ki ya orada çor çocuk kırılır biz ne yapacağız demişler öyle kalmış yani. Çorap yoktu, ceketler yamalık, şapka yamalık. Hey ne günler geldi şimdi bin kere şimdi. Gençlik günlerinin anılarının yavaş yavaş hafızasından silindiğini söylüyor Hüseyin dede. Oysa Hüseyin dede gibi binlerce insanın değerli tanıklığının biriktirdiği ne çok ayrıntıyı kaçırıp duruyoruz yaşamın telaşı arasında. Türküleri, masalları, aşk öyküleri ve elbette bir başakta dizili buğday taneleri gibi yaşanan kardeşlik kokan günleri. Ama en çok da durmadan değişen coğrafya. Kurdun, kuşun, insanın hatırası. Kızıl gelincikler binbir çiçekli bozkır bitkilerinin arasından sıyrılıp kendini göstermek istiyor sanki. Bozkırlar zengin ekosistemlerinin yanında binlerce yıldır Anadolu insanının yaşama tutunmasını sağlayan üretim alanları da olmuş. Atalarımızın Orta Asya'dan getirdiği koyunlar, Mezopotamya'da varlığını sürdüren bir başka türle melezlenince, Orta Anadolu'nun meşhur Karaman koyunu ortaya çıkmış. Karaman koyununun 8-10 kiloyu bulan kuyruğu, bozkır mutfağının vazgeçilmesi zor lezzetlerinden biri olmuş. Bozkırın zor şartlarına alışarak evrimleşen koyunun kuyruğu, bu zor koşullarda hayatta kalabilmek için yağ deposuna dönüşmüş. Bozkırların değeri ve anlamı üzerine kafa yoran doğa koruma uzmanı Önder Çırık, az suyla geçinebilen bitkilerin coğrafyası olan bozkırı, sulu tarım ve yanlış hayvancılık politikaları yüzünden bitirdiğimizi söylüyor. Hüseyin dedenin evine dönerek sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim ilk zaten İskan zamanında bu Hacı Musa Sevinç Köyü'ne demişler ki burası Sevinç Köyü'ne bu köy kavga etmiş. Hatta Sevinç Köyü'nden bu adam öldürmüşler bu Hacı Musa'da. Burası Meryem'miş yani. İkisinin arasındaymış. Yaylası. Bunların yaylasıymış da fazla bir ev burada yazın malı maşakı varmış koyunu.
İlk geldi bu İstanbul'a götürür, satar, gelir, beslermiş yani. Başka bir şeyler yokmuş. Da iyilerdi adamlar, Allah razı olsun. Biz burada iki kişi kaldık. Şimdiki zaman olsa vallahi keserler atıyorlardı. Biz Cuma'ya giderdik, adamlar yalnız yalnız bulgunuz yoksa götürün derlerdi. Şurada Şamatlı köy var, onlar da aynıydı. Bizim gödüyesi malını aldı Antalya'ya kışlatmaya gitti. Burada gelse neyi yedirecek? Yakacak yok, yıkacak yok, bir şey yok. Develerine göçtüler, Antalya'ya çektiler, gittiler. Biz de iki kişi bekçi kaldık. Maalesef çıktı. Buradan tuzu 2,5 kuruş aldık, orada 18 kuruşa sattık. Sene 40 mıydı? 41 mi? İyice de bilmem. Ben 12-13 yaşlarındaydım. Tabii yanımızda büyük adamlar vardı. Biz işte idare ederlerdi bizi. Oradan Mağlıca geçtik, Mağlıç tarafından. Kil aldık, Akşehir'e götürdük. Orada killeri sattık. Onlar da ne çilleler çektik. Kaça aldın, kaça sattınız? Vallahi kili de işte o zaman kaç aldığımızı onu bilmem. Fakat ötekinde 2,5 kuruş aldık, 18 kuruşa sattık. O zaman parayı. Hatta emin miramızın parası devenin birinin kalmış. Arkamızdan adamın biri bağırıyor. Deveciler durun durun. Ulan dediler bu çocuğun bu nedir? Halbuki devenin birinin yükünün parası bir alınmamış. Arkamızdan getirdi adam. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Dede'ye. Hüseyin Dede o kadar tatlı, o kadar güzel anlatmış ki o günleri. Yani duygulanmamak elden değil. O zorlukları, o hele hele özellikle o dönemlerde kadınların çektiği çileleri üzerinde vurgu yaptı Hüseyin Dede. Kadınlar gerçekten çok zor durumda, çok zor şartlarda çalışıyormuş. Yani doğurur doğurmaz bebeğini doğurduktan sonra kalkıp koyunların, kuzuların peşine gidiyormuş. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani müthiş bir şey var o dönemlerde. Evet, şimdi tabii Hüseyin Dede sana canlı canlı anlatmıştır sevgili Çağlar. Hüseyin Dede'yi de dinledin. Şimdi Hüseyin Dede'nin o ticari dehası işte Tuz Gölü'ne gidip 2,5 liraya aldığı, 2,5 kuruşa aldığı tuzu 18,5 kuruşa satıp 16 kuruş kar etmesi, sonra Biyalıçık'tan kil alıp Akşehir'e götürüp o kili satması. Yani ticareti de epey faal yapmış develerle Hüseyin Dede. Yörükler ticareti de bilen bir toplum herhalde. Öyle gözüküyor çünkü. Şimdi geri kalan kısmını senden dinleyelim bir. Yörükleri bize bir anlat biraz. Bu konuda araştırmaların olduğunu biliyorum. Sen aslında doğa gözlemcisi olarak bu şeyleri araştırıyorsun. Bunu yaparken de aslını ve köklerine kadar inmişsin. Köklerini bize bir anlat sevgili Çağlar. Yani geri kalanını da senden dinleyelim. Tabii şöyle, isterseniz son bıraktığınız noktadan devam edeyim. Yani ticari olarak gelişmelerinde aslında şöyle bir durum da var. Sonra bu yerleşik hayata geçtiklerinde Yağcıoğlu köyünde bir süre sonra oradan doğan çocuklar yetişkin olduklarında aynı bakış açısıyla şehre, Polatlı'ya geldiklerinde ya da başka şehirlere gittiklerinde çok fazla girişimci kişinin çıktığını görüyoruz. Yani kimisi esnaf olmuş, kimisi iş adamı olmuş, kimisi fabrikalar kurmuş, ciddi üretimler, ciddi böyle dış ticaretle uğraşan insanların çıktığını görüyoruz ki 54 yılında aslında yerleşik hayata geçen bir Yörük boyu önce tarımı yapıyorlar ve 90'lardan sonra şehirle tanışmaya başlar başlamaz bu girişimciliği, bu ticari bakış açısında iyi bir şekilde yansıttıklarını da görüyorum açıkçası. Bu da şuna bağlıyorum biraz. Konar göçer yaşam kültüründe çok farklı kültürlerle karşılaşıyorlar. Farklı köyler, her yerden başka şeyler öğreniyorlar. Mesela Tuz Gölü'ne gittikleri yolculukta o kendi yolculuklarında karşılaştıkları insanlar. İşte aynı dönemde mesela Tuz Gölü'ne Erzurum tarafından da geliyorlar. Bir yakın bir arkadaşım var. Onun dedesi de Erzurum tarafına tuz satarmış. Mesela orada farklı kültürlerin birbirleriyle etkileşim halinde olması, birbirlerine kendi deneyimlerini aktarmaları aslında zengin bir bakış açısı oluşmasını sağlamış diyebilirim. Yani Yörüklüğün böyle bir avantajı var. Lafını kestim. Bizim bu programı yapmamızdaki amaç da tam da bu işte. Biz mesela farklı kültürlerin birbirini tanıyıp birbirleri hakkında bilgi sahibi olması arkadaşlık bağlarını daha da güçlendirerek, komşuluk bağlarını daha da güçlendirerek bir şey sağlamaya yönelik bizim bu programları yapmamızdaki amaç. İşte Kürtleri tanıttık, Tatarları tanıttık, Yörükleri tanıtıyoruz. Önümüzdeki hafta Boşnakları tanıtacağız.
Daha sonra çıtakları tanıtacağız. Yani Polatlı'da, Polatlı Anadolu toprağında yaşayan bütün etnik yapıları mümkün olduğunca anlatmaya çalışacağız. Sizi desteklemek adına sözünüzü kestim. Buyurun. Biz bu kültürleri birbirleriyle kaynaştıracağız. Evet. Evet, gerçekten de ben de aslında aklımda olan bir şeyi söylediniz. Önceki programlarınızı izledim YouTube'da ki izleyiciler de onlara tekrar ulaşabilirler. Sonraki haftalarda da takip edebilirler. Polatlı farklı etnik yapıların bir arada olduğu bir yer ve siz bunları hani bu şekilde kayıt altına alıp böyle çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Gerçekten o yüzden ben de heyecanlanarak büyük bir keyifle geldim. Gerçekten bu kültürlerin birbiri etkileşimi, az önce dedemin de anlattığı gibi mesela bir Kürt köyü olan Şahmetli'den bahsetti, diğer tarafta Hacı Musa'dan bahsetti ve hepsinden farklı sevgi ve farklı deneyimlerle bahsetti yerleşik hayata geçtikten sonra da ki bu aslında iletişim, bu etkileşim gerçekten çok çok önemli ki Polatlı aslında çok da örnek bir merkez olarak önümüze çıkıyor burada. Evet, yani işte gerçekten öyle farklı etnisitelerde yaşayan birçok toplumun bir arada olduğu aslında bir Türkiye mozaiği Polatlı ve bu topluluklar da birbirleriyle hiçbir zaman kavga etmeyen, birbirleriyle kız alıp veren, akrabalık bağları kuran topluluklar. Dolayısıyla birbirlerinin kültürlerini zaten iyi biliyorlar ama biz de tarihe bir kayıt düşelim, kayıt düşmek adına bu programları yapıyoruz. Umarım sevgili seyircilerimiz de bu programları zevkle, keyifle izliyorlardır. Şöyle Yörükler doğa ilişkisi üzerinden isterseniz devam edelim, onu sorayım. Çok sevinirim, buyurun, buyurun. Yani o bölgenin insanları zaten insanlık var olduğu sürece doğayla ilişki içinde. Özellikle Yörüklerin doğayla ilişkilerini siz bir araştırma yaptığınız için güzel de bir şeyler, sonuçlar elde ettiniz. Buyurun, siz dinleyelim. Evet, bizim şöyle genel bir aslında kayıp masallarda bir projemiz oldu. Yıllarca biz Toroslar'da ve Ege'de Yörük köylerinde ve hala konar göçer yaşam süren sarı keçi yörüklerine masallar derledik. Tabii bu sayede Yörüklerin göçlerine katıldık. Yani dedemin, babaannemin, anneannemin bana anlattığı o yörükçülük zamanlarındaki hikayelerin aslında bir anda içine düşmüş oldum. Deve kervanlarıyla göçmeye başladık. Ki şöyle, masallar ve efsaneler aslında şu açıdan kıymetli. İnsanların geleceğe hazırlar ve doğadan unsurlarla anlatımlar sağlar. Bunları bazen manilerle süslerler ki az önce dedemin de okuduğu bir şiir vardı, işte böyle bir mani vardı. Hep böyle doğadaki gördüklerini güzellemelerle anlatırlar. Mesela küçükken turnaları çok güzel anlatırlardı. Yani turnalar yükseldiği zaman göğü tutardı. O kadar büyük gruplar varmış ki, çok büyük tabii sulak alanlar var. Şimdi biliyorsunuz hepsi kurutuldu ne yazık ki sulak alanların. Ve oradaki kuşlar da tükendi ama yörüğün turnalar yörük açısından çok çok kıymetli. Çünkü onlarla aynı zamanda kuzeye doğru göçüyorlar. Turnalar da kuzeye doğru göçüyor. Aynı zamanda güneye doğru göçleri var. Yani Toroslardan Akdeniz sahile gidip gelişi düşünün yaz ve kış aylarının girişinde, bahar aylarında. Ve dolayısıyla kendi yoldaşı gibi bir durumu var. Ve turnalar sadece yörük kültüründe değil, bir sürü Anadolu kültüründe, Orta Doğu kültüründe, Gürcistan'a kadar Ermenistan'ın İran bölgesine dair turnalarla ilgili çok fazla hikayeler anlatılır. Ve enteresandır. Turnanın böyle sesi insanın tüylerini diken diken eder. Yani yörüklerin şöyle bir sözü var. Azrail'in bakışı mandadadır. Azrail'in sesi turnadadır diye anlatırlar. Çünkü insanın tüylerini diken diken eden bu sesler böyle bir algıya ve ilgiye sebep olmuş. Mesela bir kere sanırım 20 sene öncesindeydi. Fransız bir kuş uzmanı geldi. Biz Polatlı, işte İnler mevki, sizin köylerinizin o civarda Toy diye bir kuş araştırıyoruz o bölgede. Dedem de bize katıldı. O zaman 70'li yaşlarında ve birlikte biz şöyle bir şey yaptık. Teleskopla, dürbünle onları gözlemlerken bir anda turna sürüsü karşımıza çıktı. Hemen teleskopu ayarladım, izledim, böyle bir katar olmuş, V yapmışlar, geliyorlar. Dedeme hemen gösterdim, teleskoptan baktı ve o kadar heyecanlandı ki gözlerinden yaş süzüldü. Yani adam yıllardır turnaları görmemiş ve o anda görünce turnalar, turnalar, allı turnalar diye bir deyiş kullandı. Çünkü böyle bir şeyi var. Yani sanki böyle kendinden bir parçaymış gibi bir doğayla ilişkileri var. Yani develerini anlatırlarken de öyleler. Develer sanki evin bir parçası. Keçi, koyun sanki evin bir parçası.
Ve Yörüklerde mesela eski kültürden bahsediyorum. Sürüsündeki canlıları saymıyorlar. Saymak uğursuzluk getirir gibi anlatırlar ama diğer taraftan da her birinin ayrı ismi olur. Her birinin ayrı bir karakteri vardır. Ama şu anda mesela bu bakış açısı çok değişti. Her şeyin bir parasal karşılığı var. Yani o artık bir meta oldu. Bir evcil hayvandan, bir yol arkadaşından, bir birliktelikten üretim yaparken artık onlar böyle hatta hayvana mal diye hitap ediliyordu. Yani malı sattın mı, malı güttün mü? Yani keçi koyun bile demiyoruz. Onlar artık bir mal olarak bir algı oluştu. Aslında bu şeyde de böyle. Anadolu kırsalında da böyle. Mesela tarlaya bir tohum atarken eskiden nasıl atıyorlardı? Heybeden tohum çıkıyordu. Kurda, kuşa ve aşa şeklinde atılıyordu. Yani kendine gördüğü hak aslında 1/3, 1/3 kendine hak görüyordu ve gerisi doğanın hakkıydı. Ama şimdi nasıl atıyoruz? Konvansiyonel tarımla, tarım ilaçlarıyla, gübrelerle, o doğayı yok eden ve bizleri de zehirleyen ilaçlarla hep bana, hep bana, hep bana diye tohum atıyoruz. Gerçekten öyle bir bakış açısının değişikliğini görüyoruz ki bu çok enteresan. Yani o dönemden gelen o doğaya saygı, o doğayla kendini bütünsel hissedinme olayı gerçekten böyle bir şey, hasret duyduğumuz, özlem duyduğumuz ve kaybettiğimiz bir bakış açısı diye düşünüyorum. Ama dedelerimizin bu anlatımlarından, hikayelerinden de bu bakış açısında bizlere geçtiğinde açıkçası hissediyorum. Diğer bir konu da şu, yerleşik hayata geçtiklerinde hatırlarsanız şey yaptı, 17 tane çocuğun 62 yılında öldüğünden bahsetmişti. Gerçekten çok zor. Yani tarih boyunca Yörüklerin hep bir iskan edilme zorunluluğu var. Yani Osmanlı döneminde kontrol altına almak istiyorlar. Çünkü devletler hep bir kontrol altına bir nüfus ister. Yani haklıdır devlet politikası açısından. Ama onların yerleşik hayata zorunlu geçirilmesi her seferinde büyük trajedilere neden olmuş. Büyük isyanlara sebep olmuş. Osmanlı'da Türkmen isyanlarına baktığınızda hani böyle her 200 yılda bir, 100 yılda bir olan, işte Dadaloğlu'na şiirler yazdıran, söylettiren daha doğrusu isyanlar olmuş. Ve işte 1948'de de iskan kanunu çıkınca da bizim kendi Yörük boyumuzda yer bulamayınca ya da Antalya'daki kendilerine gösterilen yerleri sıcak ve sıtma nedeniyle beğenmedikleri için en sonunda Orta Anadolu'nun ortasında bir yer denk geliyor. Ama buranın habitatına hiçbir şekilde alışık değiller. Yani bozkır ortamı, bozkırda yaşayan insan, bozkır köylüsü, bozkır adaptedir. Hem vücutken, fiziken hem de kışın ne yapacağını bilir, yazdan neyi saklayacağını bilir. Bu bir kültürel durumdur. Yani Karadeniz'deki bir insanı bozkıra koyamazsınız. Bozkır'daki insanı da Karadeniz'e yaşatmanız çok zor olur. Adaptasyon süreçleri zorlu geçer daha doğrusu. Bizimkiler de Akdeniz kırsalından geliyorlar. Orada bir sürü sürekli her dem yeşil ağaçlar, çalılar var. Keçilerin yiyebileceği dallar var. Yakacakları var. Ama bozkıra bir geliyorlar. Az önce anlattığı gibi işte tek yıllık bitkiler, o odunsu olmayan bitkiler. Onları ateşte yakıyor ama o da evin için tutuyor. Şöyle bir şey. İlk yerleştikleri senelerde 17 çocuğun ölmesi gerçekten trajik bir durum. Bugün Yağcıoğlu köyü mezarlığına gittiğinizde o küçücük mezarlıkları yan yana görürsünüz. Hepsi 63-62 yıllarında vefat etmiştir. Ama yine Yağcıoğlu şanslı aslında. Hemen yakınında Honam köyü var. Honamlı diğer adı. Aynı iskan yasası 48'de tabii Honam Yörükleri için de geçerli oldu ve onlar Maraş, yani Honamlı boyunun aslında Maraş bölgesinde yaşayan grubundan bahsediyorum. Biz biraz daha Antalya tarafındayız. Ve Honam Yörükleri Maraş'la Hatay arasında Amik Ovası, ki Cumhuriyet öncesinde de Suriye'ye kadar giden bir yazın konalgama alanları var. Ve oradan onlara o bölgede Yunak bölgesi bir yer gösteriyor devlet. Tabii onlar oraya gelinceye kadar kış basmıyor. Ve 48'de de öyle bir kış oluyor ki oradaki yaşlılar da anlatıyor bunu. Şöyle Akşehir'den işte Polatlı'ya kadar tüm ovayı böyle karla kaplanıyor ve o kar aylarca kalkmıyor. Sürekli yağıyor, sürekli yağıyor. Ve Honam köyündeki 80 yaşındaydı o zaman. 20 sene önce amca anlatmıştı bize. O zamanlar 18 yaşındaymış tam o yerleştikleri sene. Biz daha ev yapamadan toprakta böyle küçük küçük yerler kazabilmişler ancak. Kar bastırdı ve o kış genç yaşlı herkesin öldüğünü anlattı. Ve cesetlerini gömememişler kardan daha. Cesetleri kardan kurtlanmış ve çok ağır bir dramla o 48 kışını geçirmişler ve nüfusları inanılmaz azalmış. Gerçekten çok acı bir iskan olayı aslında. Gerçekten şey, kötü bir durum yani o iskanın zorunlu olması ve bunun kontrolsüzce ve plansızca yerleştirilmiş olması gerçekten kötü. Tabii 1940'lı yıllar diyoruz ama 2000'lere geldiğimizde de 2000'lerin başında da sarı keçili yörüklerini aynı şekilde Karaman'a yerleştirdiler ve
onları yerleştirir. Sarı evlerde herhangi bir iş yok, sosyolojik altyapı yok. Onlar da ciddi zorluklar yaşadılar. Çünkü meslek olarak sadece çobanlık var ellerinde. Yani keçileri güderler, koyunlarını güderler, develerini güdebilirler. Ama bir anda siz hadi yerleşin dediğinizde onlara sundukları herhangi bir iş olmadığı için de büyük sıkıntı yaşamışlar. Hatta apartman yaşamına adapte olmadıkları için de apartman önüne kurulan çadırda misafir kalmıştık biz. Bu evet gerçekten çok bu enteresan. Bu yörüklerin konular. Mecburi iskana tabi tutuldular değil mi? Yörükler 1900'lü yılların 48'de değil mi? Ondan evet. Yoksa sürekli konar göçer olan yörükler 1948'de mecburi iskana. Çünkü herhalde devlet işte herkesin belirli bir yeri olup raptı zaptı altına alıp işte vergiler tahsil edecek. Bir takım gelir elde etmek için herkesin sabit olması gerektiği konusunda takip etmesi açısından zorunlu iskana tabi tutmuş herhalde. Bu arada sevgili hocam Profesör Doktor İlhan Genç Yağcıoğlu köyüne birkaç kez gitmiştim diyor. Polatlı üretme çiftinin örnek çiftliğine adapte olmuşlardı ve tarımda üretimi artırmışlardı. Çok iyi bir muhtarları vardı 1978'lerde diyor. Çok çalışkan bir muhtardı. Erol Aydın, Yağcıoğlu muhtarı Erol Aydın teşekkür ederim. Güzel bir program yapmışsınız diyor. Bengisu 55 tebrikler. Duran Sarıkaya Tokat'ın bir köyünde kesintili de olsa dinliyorum. İyi yayınlar Duran Sarıkaya demiş. Ben bütün seyircilerimize, sevgili hocama ve diğer sevgili Duran Sarıkaya'ya, diğer seyircilerimize izlediklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Teveccühleri için de teşekkür ediyorum. Biz mümkün olduğunca iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buyurun Çağlar Bey, sözünüzü kesiyorum ama bunları da söylemek zorundayım. Kusura bakmayın. Tabii mutlaka. Yani bir yandan takip etmeniz çok yerinde oluyor. Çünkü bir etkileşimin olması da bir yandan önemli. Eğer hani kendilerinde bir soruları varsa ya da bir şeyler varsa oradan yazabilirler de bize. Madem oradan gözlemleyebiliyoruz. Evet, tabii eğer seyircilerimizden sevgili konuğumuz Çağlar İnce'ye yörüklerle ilgili soruları olan varsa rahatlıkla sorularını sorabilirler. Biz de o soruları buradan yanıtlamaya çalışırız. Evet, buyurun Çağlar Bey. Tabii biraz da isterseniz şey de söyleyebiliriz. Yani Yağcıoğlu özelinde de biraz konuşabiliriz. Yani gerçekten birbirlerine tutkun birçok aileden oluşan bir grup oraya yerleşiyorlar ve belli bir dayanışmayla, kolektif bir bilinçle aslında günümüzün deyişiyle orada kendi camilerini yapıyorlar, okullarını yapıyorlar. Çocuklar okula taş taşırken bir süre sonra o okula gitmeye başlıyorlar ve çok nitelikli o köy enstitüsü mezunu o zamanın hocaları gelip onlara çok güzel eğitimler veriyor ve gerçekten de o ilkokulun ilk mezunları gerçekten hani biz de sohbet ettiğimizde, gördüğümüzde köyde kalanlar, Polatlı'ya yerleşenler, okuyup başka şehre gidenlerin belli bir nitelikte, belli bir dünya bakış açısında olduğunu görüyoruz. Gerçekten olduğu gibi köyün şu anda yörük yani göçerlerken o köyde tarımı yeniden öğreniyorlar, traktörü öğreniyorlar, ekip biçmeyi öğreniyorlar, yan köylerle etkileşim halinde oluyorlar, birbirlerinden tarla kiralıyorlar ve bu uyum, bu hoşgörüleri sayesinde de çok iyi bir şekilde tutunuyorlar ve bölgeyi de yeşillendiriyorlar. Yani bozkırın ortasında bir köy yapıyorsunuz ama köye bakıyorsunuz şu anda yemyeşil. Herkesin evinin bahçesinde meyve ağaçlarını görüyorsunuz. Ve onları işte mezarlığı dahi, caminin bahçesi, köyün, okulun avlusu dahil her yerinin de yeşil olduğunu görüyorsunuz. Ben doğa gözlemcisi olarak baktığımda okulun bahçesine gittim mesela. Kulaklı orman baykuşlarının oraya bir bozkırda sığınak olarak bulduğunu görüyorum. Birçok kuş türü de ev sahipliği yapıyor. Ama böyle bir baykuş grubu da geldiğinde aynı zamanda bozkırdaki en büyük problemlerden biri olan farelerle baş ettiğini görüyoruz. Yani baykuşlar belli dönemlerde bizim köyü tercih ettiği dönemlerde farelerin azaldığını, tarımda daha az fareyle mücadele edildiğini de görüyorum. Yani bütünsel olarak baktığımızda doğayla olan ilişkileri, insanlarla ve çevre köyleriyle olan ilişkileri gerçekten çok yerinde ve dengeli gittiğini söyleyebilirim açıkçası. Evet, yine sizin aşiret mensubu bir Aşık Dasuh Gülmez'den de bir yörükleri bir dinleyelim mi? Bakalım o ne diyecek? Yörüklerle ilgili. Evet. Ne dersiniz? Çok iyi olur. Kendisi zaten bizim gurur duyduğumuz, bizim akrabalarımızdan bir aşıktır. Evet. Ve o da Antalya'da yaşayan bir kuzenimiz aslında. Öyle evet. Söyleyeyim. Peki bakalım Aşık Dasuh Gülmez ne demiş yörükler için? Anadolu vatan Türkiye köyüm. Ahmet Yesevi hocadan huyum.
Karaca olan amcam Dadaloğlu dayım, Genç Osman'ın neferiyim, eriyim, ben Antalya doğumlu bir yörüğüm. Ömrüm çobanlıkla geçti. Kışın sahilde Antalya'da, yazın Toroslar'da, Akşehir'de, yaylalarda koyun gütmeyine geçti. Baba ölü, ana cahil, göçer idik yayla sahil. İstedim ki yapmak tahsil, vahim hayat, yırtık çadır. Karıöz'e 74'te ikamet ettim. Daha önceleri bu oturduğumuz Kocabilen mevkiini dedelerimiz, babalarımızın ismi yok, dedelerimiz almış. Geçi otluğa, yurt için. Ama biz döşem altında kalırdık. Benim doğum yerim döşem altı. 74'te yerli olarak ikamet ettik. Sülalenin gerisi de isken oldu. Konya Ovası'na, Polatlı'ya isken oldu. Mecbur kaldık, oturduk buraya. İskan işte o zamanın gününde 1954'te Polatlı Dağınlar, 1959'da Konya Kadınan'da örnek denler. İskan oldular dışından diye, devlet iskan etti o zaman yerleşsinler diye. Halbuki Antalya'yı bırakıp gitmeseler, orada tarlanın dölümü, burada bir da, orada 5 dölüm yer sarsan buradan bir arsa almıyor. Antalya kıymetli yer, döşem altında kalsalardı daha kıymetliydi. Bizim yörüklerde grip işin Deli Hasan, kardeşi Şeker Ağa zengin. Bu adamı kardeşleri eli günü bakmamış, kendi başına anlatamamış. İnsanın mesela en büyük ceza bir insana anlaşılmayan, anlayamayan toplumun içinde kalması. İleri görüşlü bir adam, evlenmemiş, kardeşlerine darılmış, Türkiye'yi her yeri gezmiş, Zonguldak kömür fabrikasında ilk orada çalışmış. Geliyordu böyle anlatırdı işte, ya siz Haymana'ya, Konya Ovası'na, Polatlı'ya, Çöle Gedesi'ye, Antalya'da inde durun. Yurt bilmezsen yurda kon atasözü var. Döşem altında kaç tarihi eser var? Konya Ovası'nda kaç tarihi eser var? Kıymatını bilmediler. Bu adam bağıra bağıra öldü gitti. Şimdi de anladılar. 10 dönüm tarla satsan 10 da gar derler. Konya'da, Polatlı'da, Haymana'da Antalya'dan bir arsa 300 metre yer alamaz. Toprak bu kadar değerli. Toprak bu kadar değerli, yerinde değerli. Güzel Antalya'm dünyanın gözünde. Zemeri'de Nergiz açar, Hayıtlıca özünde. Tarih yatar Akdeniz'de, düzünde. Ne fayda, akıl yok, ne oğlunda ne kızında diyeyim. Antalya'da duranlar da bu güzel Antalya'nın kıymetini bilmiyorlar. İskanların ardından yürük obalarının dağıldığını anlatan Nasuh Gülmez'in kabına sığmayan yüreğinde birçok yaşanmışlık var sanki. Oturup dertleştiğimiz belenin karşısında başı karşı Bozburun Dağı yükseliyor. Hemen aşağımızdaysa Aksu Çayı eski görkemli günlerini ararcasına Akdeniz'e ulaşma çabası içinde. Aksu Çayı daha evvel beynelmülel kendi gelişine göre akardı. Yağmur taşkın çok oldu mu sel basardı. İki yaka o depe bu depe birbirine birleşir, arası suyuna dolardı. Biz yaylalara göçerken develerine hayvanları, geçileri, koyunları zor atladırdık. Şimdi baraj yapıldı yukarılara. Kısık diye bir yer var, Gargı Kısığı, Karacören Barajı. Oradan istenildiği kadar sağlıyorlar suyu. Şimdi seviyeli. Bir azim kanaattır, çektiyse gönüllü zahmettir. Yörüklerde yayla seyil göçmekse alışılmış gönüllerde bir servettir. Yörük çok. Çeşidi de çok yürüyüm. Tabii bilmeyenler sanır ki sadece yürüyün hepsi aynı. Nasıl Türkiye'de 40 bin köy varsa yürüyün de öyle çeşidi vardır. Biz Honamlı, Hacı Biramlı obasındanız. Honamlı 7 mahalledir. Ama yürüyün şimdi adı kaldı. Yörüklerin bildiğim kadar huyu ve atları mesela, göçü töreyi unuttu yörükler dedim. Sahili var, yayla adı Urum'dur. Kışın sahil, yazın yayladır yurdum. Dört yufka ekmeğe deriz bir dürüm, her konalgaya yurt deriz yörükler. Yörükler ayrı ayrı soy obalar, vaktiyle isim almış dedeler. Amasyalı, imanı karalı, Töngüşlü, Manavlı obası biraz kaba serttir. Her yörüğün bir mizacı vardır. Gacar, Hayta, saçı karalılar yazın yaylada muhabbet ederler. Eski yörük ıh der Garsavurdanlı inat, inadına okuyanlar avukat olur. Eski yörük Garsavurdanlı çok iddiacı yörüktür. Honamlı derler ya 7 mahalle. Hacı İbrahimli benim dedemdir.
en iyi yardımlaşan Recepli yörüğüdür. Hoş sohbet etkeç Hacı Eseli'dir. Aydın'dan beri Akşehir'den geri Denizli, Muğla, Burdur yöreleri benim babamın büyük dayıları duygusal tertemizdir kızıl ışıklı yörükleri. Denizli'de. Kızıl ışıklı. Üç oba birbirine çok benzerler. Çok çalışır, çok acele ederler. Çakal yörüğü Karadeniz Laz'a benzer. Tırtar sabah dövüşür, akşam barışır. Kötekli de her yarışa karışır. Karadır karakoyunlu koyunu. Hepsi pehlivandır, bilir oyunu. Sakın tutturma tahtacı huyunu. Mizacı serttir, çam gibi devirir adamı. Hacı Mehmetli'de imam emekli çoktur. Kosata laf yok, haytalarda tektir. Sarı geçili tedarikli yörüktür. Çoşlu kendini beğenir, kabadır. Daha yörük çok, kara geçili horzum, üç etekli güzeliyle Afyon'da buhurcular. Çok zekalı 40 yaşında kafayı yer o süper zekalı çakal yörükler. Avşar inançlı cesurdur, silah atar. Ecnebi yörükten ezeli korkar. Dadaloğlu Ozan türküler yakar, yörüğü kıyan bir Necip Paşa var. Kilimi çok güzel dokurmuş ebem, biri şehit, biri gazi, iki dedem, külü mayalı göç çekerken anam, göçü töreyi unuttu yörükler. Zor zahmet yörükte göçmek gelenektir. Yörüğü kandıran yayla su ottur. Bizim Hacı Biramlı ikramı bol, nasuh yandı da anlayanı yoktur. 1765 yıllarında, 1765'li yıllarda bu Yörük Dadaloğlu aşiret kavgası devletine kavga olduğu esnada bizim soy, benim sülale Hacı İbrahimli yörüğü işte Aydın Denizli arasında göçüp gelirken yörük Necip Paşa bir tabur askerine rast geliyor. Kılıçtan geçirin, göbekten içeri koymayın diyor. Oralarda rast geliyor. Sorgu sual yok, göbekten içeri bırakmak, erkek olanları kılıçtan geçirin diyor. O kadınlar çor çocuk çığırıltı, bağırıltı. Gelinin bir tanesi keçede bilerdi yörükler çocuğunu. Keçede bilekli çocuğu süt kazanının altına atıp üstüne bir stil atıyor, çul atıyor. O galıyı, o çocuğu alıp o kadınlar çor çocuk kaç kişiyse ağlaya ağlaya Adana'ya varıyorlar. O çocuğun ismi de İbrahim'miş. Sülaleden erkek bir o galıyı. Adana'da 17 yaşına kadar o çocuk duruyor büyüyünce. Tekrar Antalya'ya, bura Antalya'ya geliyorlar, döşem altına. Kovanlık köyünün önünde Dünek Tepeler diye ovada tepeler vardır. Oraya gelip konuyorlar. Kovanlık'ta dedik ya, mizacı sert karakoyunlu, Hamıcıoğlu varmış. Lakabı Hamıcıoğlu, Kovanlık'ın ağası. Ona işte ihbar ediyorlar. Yörük gelmiş, sene danışmadan gelmiş, bizim huduta konmuş. Getirin onu, zaptiyaları geliyor. Bizim İbrahim dedeyi dövelek sövelek alıp gidiyorlar. Bir sürü eziyet edip salıyorlar. Kime danıştın, bura geldin falan. Ondan sonra İbrahim dede tabi terk ediyor orayı. Akşehir'e yaylaya gidiyor. Kışla nereye gittiyse aradan bir hayli zaman geçince bir yayla zamanında Akşehir yaylasında da Akşehir Gölü'nün kenarında develer yandak diken oluyor Ağustos'a doğru. O tikeni çok seviyor. Deve tikeni çok yer ya. Bunun develerini çalıp gidiyor. Bizim Hacı İbrahim dedi. Çalma değil de birilerine getir diye insanlık öğretecek. Devesini bir yaz güdüyor Akşehir Ovası'nda. Akşehir Gölü'nün kenarında. Develer şekli değişiyor. Çok güzel oluyor. Güzün gene göçüp geliyor. Aynı Kovanlı'nın Dünek Tepelerinin dibine konuyor. O ağanın yaltakçıları, işçileri diyorlar, aa senin develer Katari'ne gelmiş, o yörük gene gelmiş, o çocuk İbrahim gene gelmiş. Palas pantalas af buyur, küfür müfür sözlerine gelip dövelek sövelek deveyi toparlayırlar, onu şey yapıyorlar, ya bir adam ol diye, divene bak, diven değişti, sen gene değişmemişsin diye, deveye bir bakıyor, doğru. Ulan yörük diye, yaylana karışman, sahiline. Her sene bura gel, nereye gidersen git. İşte biz o vesileyle buralara alışmış kalmışız. Sevgili Nasuh Gülbez gerçekten çok güzel anlatmış. Bu deve diken de benim bildiğim kadarıyla deve kanını, o dikeni yedikçe ağzında kan dolar. O kanı yemekten deve çok hoşlanırmış.
Onun için evet, deve, ben de öyle duydum. Evet, deve dikeni yermiş ve sırf ağzı kanasın da o kanı yesin diye şey yaparmış. Enteresan bir bilgi gerçekten. Evet, şimdi sevgili Çağlar, tabii bu arada sevgili hocam soru sormuş sana İlhan Genç. Çağlar Bey, bu yerleştirmede üretme çiftliğinin etkisi olabilir mi? Yerleşik hayata adaptasyon bakımından diyor. Yani devlet üretme çiftliğinin sizin Yağcıoğlu köyüne özel adaptasyon sağlamada bir faydası olmuş mudur? Yani şöyle, onu düşünerek vermemiş olabilirler. Devlet üretme çiftlikleri kökeni aslında 1930'lu yıllara dayanıyor. 37'lerde kuruluyor diye biliyorum. 1950'lerde de devlet üretme çiftliği olarak isimlendiriliyor. 84'te de TİGEM oluyor bunlar. Hatta benim babam da TİGEM'lerden emekli. Veteriner olarak çalıştığı için Konya'daki çiftliklerde biz bulunduk. Dedemlerin ve onun akranı olan amcalarla, ki onların video kayıtları olmadığı için sadece ben de anlattıklarından yola çıkarak söylüyorum. Şöyle, yani orada boşta duran bir mezra gibi bir yapıların, eski yapıların olduğu bir yer. Burayı göstermişler. Burası aslında devletin hazine arazisi ve onu hak ederek veriliyor. Ama o döneme kadar etraftaki köylerin kullanımında olan bir alan. Yani devlet diyor ki bu arazi boşta, bunu alın. Ama devlet üretme çiftliğini illaki o dönemdeki kuruluş amaçları zaten civar köylüsüne tarımı öğretmek, onlara örnek bir çiftçilik göstermek. Hatta ben çocukken TİGEM'in arazisinden, devlet üretme çiftliğinin TİGEM'in arazisinden geçerken buğdayın yüksek boyda olduğunu görürdüm. Bizim köylülerin arazisine geldiğinde buğdayın neredeyse yarıya düştüğünü gördüm ve şaşırırdım buna. Kendim de o zaman babamdan dolayı TİGEM'in lojmanlarında kalırdık. Hani çok bilinçli, profesyonel tarım yapılırdı. Ama şey çok enteresan, şimdi gidin köylülerin, yani Yağcıoğlu olsun, diğer bozkır köylülerin çift arazilerindeki buğdayların boyu devlet üretme çiftliğinin buğdaylarından daha büyük. Yani o kadar atıl bir duruma geldi ki ne yazık ki TİGEM arazileri çok kötü yönetildiği için de buradaki buğday boylarının aslında köylüye örnek örmekten çok kendi kendini döndüremeyen bir yapıya dönüşünü görmek de açıkçası üzücü. Yani bu konu aslında biraz buraya geliyor. Böyle bir durum var burada da. Evet, Murat Belke, tebrikler Çağlar Bey. Her yerde takipçiniz demiş. Sağ olsun, var olsun. Evet, şimdi tabii biraz da şu düğünlerden biraz bahsetmeni istiyorum. Yörük düğünü nasıl oluyor? Valla şu anda olmadığı gibi oluyor aslında. Bütün düğünler birbirine benzedi. Salon düğününe denk getirildi. Eski biz yörüklere, amcalara sorduğumuz, anlattıklarında, yani 10 kişiye soralım diyelim, birkaç tanesi sadece düğünden bahsediyor. Yani o da böyle hani filmlerde 40 gün 40 gece düğün çalımı gibi. Hakikaten günlerce ortada bir odun ateşi, bir kök getirilip o ateşin yandığı ve düğünün böyle bir festival havasında sürekliliği olan ve insanların işini gücünün arasında gelip düğüne gelip eğlendiği, sohbet ettiği, oynadığı ya da başka oyunlar, etkinliklerle kurgulanan böyle güzel bir etkinlik, yani bir bugünün günümüz cümlesiyle festival havasında olduğunu hissettiriyor kadına. Ama genel olarak baktığımızda ise ağırlıklı olarak kız kaçırmanın yoğun olduğunu görüyoruz. Yani eskilerle sohbet ettiğimizde eğer adam nişanlısını bile kaçırabiliyor. Yani evet, evlenecekleri kesin ama bir adet var, kaçırıyor ve kaçırınca da tabii küslük oluyor belli bir dönem, uzun bir dönem belki de. Yörüğün inat seviyesine göre değişiyor. Çünkü peki, yörük inadı da meşhurdur. Şey, yörük küslüğü dağın yani odununu yakmaz. Oradaki şeyi bilemiyorum, psikolojiyi, ama böyle bir kahramanlık hissiyatı da olabilir. Yani kaçırdık diye, çünkü o kaçırma seremonisini acayip anlatıyorlar. Yani bizde kız kaçırması da meşhur dedelerimiz var. Atın terekesini atıp mı kaçırıyormuş? Öyle kaçırıyorlar. İşte biraz daha zaman ilerliyor. Toros'la kaçırmalar çok meşhur. Bizim hani şimdi anda dinleyen akrabalar da bunu anlayacaktır. Ama hani işte kız kaçırılacak mesela. O köyde, o bölgede kız kaçırma konusunda meşhur adamlar var. O adamın arabasıyla kaçırılıyor. Ama o adamlar da çok ah aldığını yıllar sonra anlatıyor. Adam 80 yaşına gelmiş. İşte şu falanca kızı kaçırdıydım. Hiç gönlü yoktu. Onun ahı geldi, beni vurdu diye de anlatıyorlar. Kimisi gönüllü, işte çiftlerin gönlünü yaptığı için kaçırdıkları var. Çalı düğünü de diyorlar aslında espriyle anlatırken. Kaçırma olayı ilginç ama diğer taraftan dinlediğimiz böyle gönüllü, herkesin gönüllü olduğu ve güzel ateşlerin yandığı, günlerce süren
O düğünler de çok ilginç. Ama şu anki düğünlere bakıyorum, gerçekten çok yazık yani. Bundan 30 sene önceki düğünler bile o eski Yörük düğünlerini anlatıyordu. Hani günlerce süren düğünler, gençlerin ayrı ortamlarda eğlenmesi, erkeklerin, kadınların o düğün telaşesinde işte imece dedikleri, bugün günümüz cümlesiyle kolektif bilinçle hareket etmeleri, hep beraber işte çeyizlerini birlikte yapmaları, günlerce çeyizin hazırlanması, kadınların işte köylerde, evlerde o senenin genç kızları bir araya geliyor, evlenecekler. Bir arada yapıldıklarını hatırlıyorum küçüklükten. Ve bu inanılmaz bir sosyal bir iletişim, keyifli etkileşimler, ortamlar oluşturuyor. Bir yandan da insanların birbiriyle ilişkisini destekleyen durumlar. Ne yazık ki bunları kaybettikçe insanlar yalnızlaştı ve türlü türlü sıkıntılar yaşamaya başladılar yalnızlıklarından dolayı diye düşünüyorum. Evet. Bir de tabii yasları var. İnsanların kendine has, özellikle böyle yas tutan bir ailede gözünüze çarpan veya büyüklerinizden öğrendiğiniz bir adetiniz, bir gelinliğiniz falan var mıdır? Yörüklerin herhangi bir geleneği bizim, var mıdır? Evet, kendi Yağcıoğlu Yörükleri ve Antalya'da yaşayan Yağcıoğlu Yörüklerinin akrabalar açısından düşündüğümüzde, yani bir cenaze olduğunda herkes gerçekten iki eli kanda olsa bırakıp hemen oraya giderler. Yani bu bir şey, dayanışma. Bir anda çoğalırlar. Yani o kadar hızlı hareket ediyorlar ki bu biraz Yörüklerin normal şeyi de öyle aslında. Yani konar göçer zamana gittiğimizde, o zamana baktığımızda çok hızlı yer değiştirebiliyorlar ve çok hızlı karar alıp çok hızlı hareket edebiliyorlar. Bu inanılmaz bir yetenek ve özellik aslında. Çünkü buna adapte olmuşlar. Tarih boyunca bir yerden bir yere gitmek zorunda. Aniden yer değiştirme durumlarıyla sıklıkla karşılaşılmış. Dolayısıyla bu dinamik öyle yansımış ki şu anda bir şey olsa hemen bir anda herkesin hareket ettiğini gözlemleyebiliyoruz ki Covid öncesi bu daha çoktu. Hani Covid bir nebze şeyi kırdı. İnsanların birbiriyle olan etkileşimini kırdı, birbirlerinin düğünlerine gidişini kırdı, cenazelerine gidişlerini kırdı. Eskiden daha hızlı ve daha çabuk gidilir ve direkt yas evine desteğe, o acıyı paylaşmaya gidilir. Tabii yas durumları ve şeyler aslında bütün toplumda olduğu gibi şu anda çok benzeşti. Yani eskisiyle ilgili açıkçası bir araştırmam yok ama bu dayanışma kültürünü çok net gördüğümü söyleyebilirim. Hocam, sizin söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa onu alayım. Tabii ki öncelikle böyle bir program hazırladığınız için ve bunları sürekli hale getirdiğiniz için açıkçası çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma. Bu devamlılık da çok önemli ve seçilen konular, niyetleriniz, bunlar gerçekten çok değerli. Ben de 2-3 gün önce şunu öğrendim. Polatlı biliyorsunuz UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'nde aday olarak geçiyor. Gordion. Yok, aday oldu, evet. Evet, aday olarak geçiyor. Ve hayır, şimdi Dünya Miras Listesi'ne girdi. Adaylık geçti. Şimdi Miras Listesi'nde. Girdi. Ha, içinde, tamam. Doğru. Evet, adaylık süreci bitti. Bir an karıştırdım, evet, kusura bakmayın. Evet. Ve şu anda Gordion Arkeofil var. 26-29 Eylül 2024 tarihinde. Evet. Bu gerçekten çok kıymetli. Çok 700'e yakın film seçilmiş ve bunlardan 10 tanesi finale kalmış. Çok büyük tesadüf ki benim 2 tane ayrı film, 2 ayrı arkadaşlarımın filmleri de orada yarışacak. Ben de muhtemelen orada olacağım. Gordion Arkeo Film Festivali'nde. Bu Polatlı için çok önemli. Bunu da duyurmuş olalım sizin vesilenizle. Ve bunu takip edelim. Yani buraya birlikte dahil olalım Polatlılarla diye düşünüyorum. Evet, çok doğru söylüyorsun. Güzel bir hatırlatma yaptın. Ben de seni kutluyorum. İlk ona kalmışsın filminiz. Gerçekten çok güzel. Tebrik ediyorum seni de. Sen bu konularda çok yabancı değil. Arkadaşlarımın filmleri, ben onlar adına gurur duydum açıkçası. Tesadüfü, yani 4 ayrı arkadaşımın ikişer kişi böyle filmler çektiler ve iki filmde orada yarışacak. Çok şaşırdığım, çok enteresan bir durum oldu. Ama finale kalmışlar. Ben öyle duydum. Finale kalmışlar. Evet, yani katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra YouTube kanalında izleyeceklere de şimdiden teşekkür ediyorum. Yine altlarına yorum yazarlarsa da paylaşırız. Çok teşekkürler davetiniz için. Herkese çok sevgi selamlarımı gönderiyorum. Tuncay Su Yağcıoğlu'ndan selamlar göndermiş. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, şimdi yayınımıza bir Yörük düğünüyle devam edeceğiz. Arkasından 11'den hemen Yörüklerde yaslar ve ilgili bir videomuz olacak.
Sonra programı kapatacağız. Biz yörük olmaktan gurur duyarız. Yörük olunmaz, yörük doğulur. Ben buyum, ben yörüküm. Geleneklerimize bağlıyız. Artık yerleşiyiz ama hayatımız dağda, ovada geçer. Doğanın bütün renkleri yörük kadınlarının üzerindedir. Çağa ayak uydurduk ama törelerimizden vazgeçmedik. Hele hele düğünlerimizden asla. Damat Cahit'le aynı köydenim. Damatla da gelinle de akrabayım zaten. Damadın en büyük çeyizi aslında evidir. Babasıyla birlikte mücadele eder. Her şeyi de babasıyla birlikte yapar. Damadın yapacağı işi damat yapar. Babasının yapacağı işi babası yapar. Ailesi tarafından damadın evi yapılır. Düğün gününe kadar bitirilir. Bunun bütün maliyeti anne babaya aittir. Yörüklerde ev yapmak aslında belli bir yaşta başlar. Çocuk 15 yaşına geldiğinde ev yapmaya başlanır. Ama şimdiki zamanda öyle değildir. Çünkü kız farklı bir ev isteyebilir, farklı bir yerde isteyebilir. Ev şekli, tasarımı farklıdır. Kız tarafının istekleri göze alınır. Biz yörüklerde kadın ve erkek aynıdır. Aynı haklara sahiptir. Herkesin görevi ayrıdır ama kimse kimseden üstün değildir. Çarşamba günü sabah düğün başlar. Erkek evi kız evine dürü getirir. Kız evinden erkek evine dürü gider. Erkek çeyizleri kız evine gelir. Heybe denir ona. Atla geldiği için eskiden heybe denirdi. Yine hala o iki gözü olan el dokuması heybe. Onun gözünde altınlar, çeyizler, işte neyse geleneksel kız evine onlar gelir. Yörüğün hediyesi herkes de özeldir. Erkek tarafı gönderirken altınları. İşte ikisi sünnet altını, birisi işte nişan altını. Ne bileyim birisinin dedesi verdi şunu, şunun nenesi verdi derler. Kız evi az bulursa heybeyi geri gönderir. Heybe geri gider, o tamamlanır, öyle getirilir. Bırakmaz. Eğer mutsuzsa kadın o kırpmayı kenara çeker. O da anlaşılır zaten. Görenler bak ya kavgalıdır ya eşiyle arası iyi değildir derler. Damat tıraşında bir gelenek vardır yörük geleneği. Berberin kullandığı eşyalardan bir tanesi önemli eşyası alınır. Damadı tıraş yapamaması için. Sağ dışlar başında bekler. Alan kişi damadın sağ dışlarından istekte bulunur. Gelenek gereği küçük bir hediye ister ve bunun karşılığında geri verir. Cenazeniz oluyor. Cenazemiz oluyor. Şimdi
Aydınlı'nın mezarlığı var mı? Mezarlığı olur mu? Yoksa yol kenarlarına mı defnedilir? Biraz cenazeden bahseder misin? Nasıl olur? Aydınlı'nın mezarlığı olmaz. Mezarı da kıyamata kadar kaybolmaz. Aydınlı'nın mezarlığı olmaz. Mezarı da kıyamata kadar kaybolmaz. Kaybolmaz. Niye? Şimdi Aydınlı cenazeye önem verir. Evet. Aydınlı cenazesine önem verir yani. Öldü müydü mesela bir yol kenarına koyarlar. Yoldan da böyle biraz uzarak bir yere koyarlar. Yani tam da yolun kenarı değil de. Ona gelirler senesi yettikten sonra uzun adam boyunca taş getirirler, dikerler deveyle, atına, şimdi arabayla olsun mesela. Üstünde yazılmaz olmaz. Kenarlarını örerler, baş ucuna, ayak ucuna bir taş dikerler. O taş kıyamata kadar 100 senelik, 200 senelik mezarlar var mesela. Torunlar onu devam etti, bakarlar, evet. Dua okurlar. Şimdi mesela her gün, her sene gücün aşağı göçerken oradan geçiyor mesela yol kenarına. Evet. Oraya varın bir Fatiha okun başında. Mezarın yıkılan yerlerini yapan, evet. Yazın yaylaya giden aynı şekil yapan, mezarları tamir ederek giden. Onun için Aydınlı'nın mezarı olmaz, mezarı da kıyamata kadar kaybolmaz. Türk kültüründe var. Demek ki o kültürü devam ettiriyorsunuz. Yani, bu kültürün içerisinde bu ölüyü böyle defnetme, cenazeyi böyle defnetme, gök tanrı inancı, animizm ve şamanizm inancıyla beraber bugüne kadar taşınmış. Ben öyle görüyorum. Şimdi bu bize göre günah mı? Bana göre günah değil. Sevap mı? Sevap değil. Kitap da olmayabilir. Ona kitap da şey... yani böyle bir şey yok. İslam yani çünkü nasıl geldiyse öyle defnedilir. Evet. Yaşatmak ibadettir dedi. İbadetten sayılır diyor. Şimdi mesela ben bunları sürekli evimden duymasaydım ben de herkes gibi öyle ölmüş sayılır. Adam diyor ki ben öldükten sonra beni çöp tenekesine atın diyor. Ya. Kaldırın zibillahi sürün geçsin iç gözüm. Böyle bir şey olur mu ya? Yörük kültürüyle ilgili sorduğumuz bütün sorulara cevap verdiler. Yörükler nasıl yaşar, nasıl konar, nasıl göçer onları gördük. İmrenmedik de değil. Tabii biz şehir hayatından, baskıdan kaçıp geliyoruz buraya. Onlar her zaman doğadalar, her zaman doğayla bütünleşik bir hayat yaşıyorlar. Sağlık sorunları tabii ki oluyordur ama doktor bilmiyorlar. Teknolojinin her türlüsünden uzaklar. Elektrik yok. İnternet yok, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, hiçbir makine yok. Betonun içinde de değiller ama çadırın içinde mutlu mesut bir şekilde yaşıyorlar. Tabii doğa kirleniyor, hava kirleniyor, su kirleniyor. Bu tabiat bize emanet verildi, bunun kıymetini yeterince bilemiyoruz. Yörüklerden doğanın kıymeti nasıl bilinir onu da öğrenmiş olduk. Çünkü bizim atalarımız... Göçebe yaşayan Türkler doğayı sevdikleri gibi temiz tutup ona saygı duyuyorlardı aynı zamanda. Tahtacı yörüklerini duymuşsunuzdur. Tahtacı yörükleri ormana giderken ellerindeki baltayı bir bezle sarıyorlardı. Çünkü ağaçlar baltayı görüp korkmasın istiyorlardı. Özgür yaşamak istiyorlar. Mutlular. Bu hayat onlar için bir mecburiyet değil, bir tercih. Bu hayatı sevdikleri için... Ve en çok da dedelerine, atalarına vefa örneği olduğu için bu hayatı devam ettiriyorlar. Ben bu yayında ve bu çekimde emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Büyük bir zahmet var, büyük bir emek var. Herkese teşekkür ediyorum. En başta da Zafer Karabulut kardeşimize teşekkür ediyorum. Teşekkür olur mu kardeş? Akıbetin hayır olsun diyeceğim. Eyvallah kardeş. Akıbetin hayır olsun. Sağ ol. Allah. Sağ ol.